Android cihazlarda Pokemon Go Fly olarak nasıl oynanır onu anlatmaya çalışacağım. Bu yöntem için Wiimote, sanal cihaz uygulaması olan Wiimote ile nasıl oynanır? Play Store'a Wiimote yazıyoruz. Çıkan uygulamayı yüklüyoruz. Biraz büyük olduğundan uzun sürüyor. Wiimote yükleme işlemi tamamlandı. Wiimote'a giriş yapıyoruz. Kaydır, 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 kaydır. Enter Wiimote. On. Diğer uygulamanın üzerinde görünsün. Evet. Geri. Kabul. İzin ver. İzin ver. İzin ver. Enter Wiimote. Cihazımıza sanal bir cihaz daha kurulumu gerçekleşiyor. Bu işlem biraz uzun sürebilir. Evet, Wiimote kurulumu tamamlandı. Öncelikle sistemin gelmesini bekliyoruz. Ardından internet tarayıcımıza girerek Pokemon Go APK'sını indireceğiz. Burada dikkat etmeniz gereken şey benimle aynı APK'yı indirmeniz. Farklı bir APK, farklı bir siteden farklı bir APK indirirseniz çalışmayabilir. Pokemon Go APK Mirror yazıyoruz. En üstteki siteden iki seçenekli diyor. Oraya tıklıyoruz. İki varyant. Burada cihazların işlemcisine, çekirdeğine göre sınıflandırılmış oyun. Biz Wiimote'a uygun olan APK'yı indirmeye çalışacağız. Aşağıda iki seçeneği görüyoruz. Wiimote olduğu için ArmEAB çekirdeği, üstteki olan onu indiriyoruz. Kırmızı yere 2019 10 18 çift 0 oraya tıklıyoruz. Açılan sayfada aşağıya inerek download APK linkine tıklayarak APK'yı indiriyoruz.
Silme işlemi tamamlandı. Tıklayarak kurma işlemine geçiyoruz. Sonraki yükle. Uygulama yüklendi, bitti diyerek çıkıyoruz. Evet, Pokemon Go'yu indirdik. Tekrar tarayıcıya giriyoruz. Bu sefer Lucky Patcher yazıyoruz. Açılan sayfalarda en üstte bulunan siteye tıklıyoruz. İniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Aşağıda 3 tane link görünüyor. Mediafire yazan en alttaki linke tıklıyoruz. Yönlendirilen siteden download diyerek ilgili uygulamayı indiriyoruz. Tamamlandı. Yukarıdan kaydırarak yine APK'ya tıklıyoruz ve kurma işlemine geçiyoruz. Sonraki yükle tıklayarak tamam diyoruz. Açılan sayfada ayrıntılarda yine de yükle seçeneğini tıklayarak devam ediyoruz. Tamam demeden aşağı oka tıklıyoruz. Açılan yazılarda yine de yükle diyerek devam ediyoruz. Bu önemli. Yükleme tamamlandı. Bitti diyoruz ve ana sayfaya geri dönüyoruz. LP Installer açıyoruz. Sonraki yükle. Uygulama yüklendi. Aç. Tamam diyoruz. LP Installer'ı kaldırarak bize Lucky Patcher'ın yüklemesini bırakıyor. Ardından tekrar tarayıcıya giriyoruz. GPS Joystick APK yazıyoruz. Açılan sayfada aşağıda gpsjoystick.theupninjas.com siteye giriş yapacağız. Theupninjas GPS Joystick Wait. Burada açılan sayfada Unlock Features aşağıya iniyoruz. Burada çekirdeğimize, işlemcimize uygun ikinci sırada GPS Joystick Arme abi diyor. Buraya tıklıyoruz. İndirme işlemi başlıyor. İndirme işlemi kısa sürede tamamlanıyor. Tıklıyoruz. Ve kuruyoruz. Yükleme işlemi tamamlandı. Aç diyerek uygulamaya giriyoruz. Kabul et. İptal. Beğenmeye gerek yok. Şimdi bu GPS joystick programı Pokemon Go tarafından bilinen ve görüldüğünde ban yemenize sebep olacak bir uygulama.
Bunun için bunun ismini gizleyeceğiz. Gizlilik moduna tıklayarak oluştur diyoruz. Buraya uygulamanın ismini yazacağız. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. Jomoloko yazıyorum ben. En az 10 karakter isteyecek. Şöyle başlat dediğimizde en az 10 olsun diyor. 10'a tamamlayın. 10 ile 20 arasında karakter. Ben bir o daha koyduğumda kabul ediyor. Başlat diyerek bir kopyasını oluşturacak. Ve ban yemenizi engelleyecek. Evet, yeniden kurma yapacağız. Hazırlama işlemi biraz uzun sürdü. Yükle diyerek aynı uygulamayı tekrar yüklüyoruz. İzin ver. Yükleme işlemi tamamlandı. Jomoloko isminde de bir GPS joystick'imiz oldu. Ana sayfaya çıkıyoruz. Burada ayarlar. Geliştirici seçeneklere giriş yapacağız. Bunun için sistem setting, telefon hakkında derleme numarasına 7 defa tıklıyoruz. Yani açılana kadar artık geliştiricisiniz. Geriye gelerek geliştirici seçeneklere giriyoruz. Burada root. Kendi cihazımıza root atmadık ama kurduğumuz Wemos isimli sanal cihazı rootlu olarak ayarlıyoruz. Ayarlandıktan sonra sağda görünen küp şeklinde Wemos'un ana tuşlarının bulunduğu menüye tıklayarak açıyoruz. Sol alt köşede reset tıklayarak Wemos'un yeniden başlamasını sağlıyoruz. Çıktı ana ekrana geldi. Wemos'a yeniden giriyoruz. Açılması biraz uzun sürebiliyor. Aşağıdan kaydırarak uygulamaları açıyoruz. Lucidpacker'a giriyoruz. Yetkili kullanıcı olduğumu sonsuza kadar hatırlasın. İzin ver. Burada GPS uygulamamızı buluyoruz verdiğimiz isimle. Bunlara hayır diyoruz. Hayır. Bulduğumuz, koyduğumuz ismi buluyoruz. Tıklıyoruz üzerine. Araçlar. Sistem apataşı. Seçiyoruz. Yapmak istediğiniz emin misiniz? Evet diyoruz. Sistem uygulaması yapıyor. Değişiklikler için yeniden başlat diyor. Wemos'u tuşuna tıklayarak yeniden reset diyerek çıkıyoruz. Ve sonra tekrar giriyoruz Wemos'a. Şimdi yapmamız gereken Wemos içinde Google Play'e giriyoruz. Pokemon oynayacağımız oturumu açacağız. Oturum aç. Pokemon oynayacağımız mail hesabını yazıyoruz. Şifremizi giriyoruz.
kabul ediyoruz şartlarımızı. Buraya Root Explorer yazıyoruz. İkincisi en kullanışlı bulduğu uygulama. Bunu yapıyoruz. Değil mi? Tamamlandı. Aç diyerek uygulamaya giriyoruz. Burada X1000 isimli klasörü sileceğiz. Sol tarafta Root 3 çubuğa tıklayarak Root'u seçiyoruz. Aşağıda sistem klasörü içerisinde X1000 klasörünü buluyoruz. 3 noktaya tıklayarak Delete diyoruz. Tamam. X1000 klasörünü sildik. Buradan çıkabiliriz. Uygulamalarımızı temizleyelim. Evet. Ardından bütün uygulamaları sileceğiz. İşimize yaramayacakları, işimizin bittiği uygulamaları Root Explorer kaldırıyoruz. Pardon. Tamam. Aşağıdan çekerek Lucy Fetcher kaldırıyoruz. Tamam. Daha sonra ayarlar, sistem setting, geliştirici seçenekler ve bunu da kapatıyoruz. Yeniden başlatmanız gerekiyor. Vimos diyor. Vimos tuşuna küpe tıklayarak reset sol alttakine tıklıyoruz. Vimos'tan çıkıyoruz. Tekrar Vimos'a giriyoruz. Vimos açıldı. Uygulamalardan bizim oluşturduğumuz GPS uygulamasına giriyoruz. Ben de Jomoloko ismi. Gerçek GPS konumu atlama çözümüne tıklayarak çözüm 1 seçiyoruz. Kapat diyoruz. Aşağıya inerek konum gir. Buradan haritayı açmak için enlem boylamda girebilirsiniz. Haritayı açmak için tıklıyoruz. Açılan haritada istediğimiz yeri yazıyoruz. New York'u tercih ettim. Seç diyoruz. Daha sonra joystick gizle ve başlat. GPS'imizin yukarıda başladığını görüyorsunuz. Buradan çıkıyoruz. Orta menü tuşuyla kapatmadan. Pokemon Go'ya giriyoruz. Standart girişimizi yapıyoruz. Atom Player Google bağlantım ile gireceğim.
Kimlik doğrulama işi biraz uzun sürdü ve sonunda kimlik doğrulama başarısız. Böyle bir hata alırsak ne yapacağız? Hiç üzülmüyoruz. Bu sorunu nasıl gidereceğiz? Okey. Bunu burada bırakıyoruz. Şimdi aşağıda gördüğümüz yuvarlak, kare ve üçgen tuşları, Wemos'un tuşları. Cihazımızın orta menü tuşunu getirmek için aşağıdan çıkararak orta menüye basıyoruz. Wemos'u kapatmadan cihazımıza geçiş yapıyoruz. Cihazımızda gerçek Pokemon oyununu açıyoruz hilesiz olarak. Normal hilesiz Pokemon Go gerçek oyunumuza giriş yaptık. Şimdi buradan Wemos'a geçeceğiz. Cihazımızın diğer uygulamalarını bularak Wemos'a tıklıyoruz. Buradan Pokemon Go'ya kapatalım. Go'yu kapatıyoruz. Ve tekrar Pokemon Go'ya tıklıyoruz. Cihazımızda Pokemon Go oyunu açıktı. Wemos'a geçtik ve tekrar Wemos'tan Pokemon Go'yu açıyoruz. Yeniden bu girişlerimizi yapıyoruz. Hesabımızda. Evet, sorunsuz olarak girdiğini görüyoruz. Şimdi önemli olan tekrar cihazımıza geçip aşağıdan cihazımızın menü tuşlarını bularak buradan Pokemon Go'yu kapatmak. Wemos'u değil, Pokemon Go'yu ve konum bilgimizi de kapatarak Wemos'a tekrar geçiyoruz. Wemos'ta menü tuşlarımız şu şekilde açıyoruz. Yukarıdan kaydırarak göster, gizle yazıyor. Bu şekilde açıyoruz. Joystick'imiz de geldiğine göre oynamaya devam edebiliriz. Kimlik doğrulama hatası alırsak cihazımızda gerçek hesabımızı açıyoruz. Pokemon Go'yu ardından Wemos'a geçerek yeniden girdiğimizde konumları eşleştirmeden de giriş yapılabiliyor.
Kendimize rota oluşturup otomatik yürümesini de sağlayabiliyoruz. Haritaya tıklayarak sol menüde biraz geç açılıyor. Buradan rotayı ayarla, rota oluştur. Bize kaç tane yer işareti olsun ve metresi de ayarlanabiliyor. Ben 1000 yer işaretli bir bana rota oluşturmasını isteyeceğim. Oluştur. Sayıyı çok abartılı girerseniz takılma oluyor. 1000 uygundur. Rotayı başlat dediğimizde otomatik belirlenen rotada kendi yürümeye başlıyor. Biz de Pokemon yakalamaya devam ediyoruz. Artık Android cihazdan nasıl Fly olarak oynanıyor bunu anlattım. Herhangi bir konuma gitmek istediğinizde de sol tarafta duran menülerden GPS işaretine tıklayarak konum ismi veya enlem boylam girerek istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Android cihazlarda Fly olma özelliği bu şekilde. Wiimote ile. Herkese iyi oyunlar diliyorum.